Ziraat mühendisi, tarım danışmanı ailesinden herkese selamun aleyküm. Değerli arkadaşlar, bugün sizlere domates fidelerinizin daha çok domates verebilmesi için nasıl işlemler yapabilirsiniz? Bu konu hakkında sizlere bilgi paylaşacağız. Ben özellikle birkaç yıldır domates üzerinde ve diğer bitkiler üzerinde birçok yöntem denedim ve domateslerimizin daha iyi verimli olabilmesi için sizlere birkaç temel husustan bahsedeceğim. Bu anlatacağım temel nokta arkadaşlar, domates fidesini dikim işleminden hasat süresine kadar dikkat etmeniz gereken temel noktalar aslında. Şimdi sizlere bu temel hususları anlatmadan önce değerli üyelerimiz, sağ alt köşede kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenip bize destek olmayı lütfen unutmayın. Çevrenize domates üreten arkadaşlarınız varsa bu videoyu da onlara gönderebilirsiniz. Arkadaşlar, ilk başta domates fidesi dikiminden başlıyorum. Değerli üyelerimiz, bizler domates fidesini diktiğimiz zaman özellikle domates fidesinin kök kısmına yanmış hayvan gübresi kullanabilirsiniz. Yanmış hayvan gübresi hem toprağın bitki besin elementi açısından zenginleşmesini hem de toprağın organik madde miktarını arttıracaktır. Bu şekilde fide dikerseniz fideleriniz daha iyi gelişecektir. Daha sonraki süreçte ise fideler büyüdükten sonra fidelerinizin çapalama işlemini yapmanız gerekiyor. Bakın, bizim fidelerimizin etrafı hepsi çapalı. Etrafında hiçbir yabancı ot bulunmamaktadır ve bu da fidelerimizin daha iyi gelişmesini sağlıyor. Bitkilerimizin de, hani sizin bitkilerin de bu şekilde çiçek açıp ve meyve vermesini istiyorsanız bu işlemleri yapabilirsiniz. Ve her yağmurdan sonra arkadaşlar bitkilerimize odun külü uygulaması yapmanız gerekiyor. Odun külü uygulaması yaptığınız zaman bitkilerinizin zararlı haşerelere karşı korur ve bitkilerinize ekstradan organik gübre uygulamış olursunuz. Çapa yaparak da bu odun külünü toprağa karıştırarak bitkilerinizin daha iyi gelişmesini sağlayabilirsiniz. Ve değerli yorumumuz, diğer bir temel nokta ise sırık domateslerinizde çıkan koltuk dallarını kesmeniz gerekiyor. En alttaki yaprakları da kesmeniz gerekiyor ki bitkinin daha iyi boy gelişimini sağlayıp ve daha çok çiçek açıp daha çok meyve verebilmesi için. Diğer bir temel nokta ise bitkilerinizin ipe bağlama aşamasına geldiği zaman bitkilerinizi ipe almanız gerekiyor. Ve çünkü ipe sırık domatesler ipe alınmadığı süreçte yere düşünce çok fazla verim vermez. Hatta topraktan bakteriyel ve mantar hastalıklar kaparak bitkiler zarar görür. Bunları yaparak domateslerinizin daha iyi gelişmesini, daha iyi verim vermesini sağlayabilirsiniz. Ve bitkilerinize ekstradan doğal gübre olarak hamur mayası gübresi uygulayabilirsiniz. Bu konuyla da ilgili YouTube sayfamızda video bulunmaktadır değerli arkadaşlarımız. Onu da izleyebilirsiniz. Bakın, bizim domatesimizin bir tanesine domates girmeye bile başladı. Domates koptu. Ve şunu da yapabilirsiniz ekstra arkadaşlar. Ben çok fazla uygulamıyorum. Sadece sizlere anlatıyorum. Domates fidelerinizin daha iyi gelişebilmesi için isterseniz ilk çıkan meyvelerini kopartabilirsiniz. Ama ben kopartmıyorum. Bunu sizlere söyleyeyim. Biberde sadece bunu yapıyorum. Hatta biberle ilgili de video paylaşacağım. Hani ilk meyvesini koparmanız için. Domatesde yüksek verim almanız için anlatabileceğim temel noktalar bunlardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olunuz.